Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kumaş pantolon paçası elde teyleme usulüyle nasıl yapılır onun çalışmasını yapacağız. Tam boydan işaretledik, 4 santim kıvırma payı verdik. Paydan kestik, kenarına ovarlak çekip aldığımız işaretten paçamızı ütüde kırdık, ütü yardımıyla bu şekilde getirdik. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yoktur. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Buyurun. Şu bir taneyi ben daha önceden yaptım. Bir paçayı. Şu şekilde pantolonun paçasını bu şekilde elimizle dışarıya doğru kıvırıp, evet, şu diğer ip. İğnemizi ipimize tek kat takıyoruz arkadaşlar. Tek katını düğüm atacağız. Şu şekilde. Dedikten sonra pantolonun dikiş kısmından şu şekilde iğnemizi batırıp başlıyoruz. Evet. Şimdi teğlememizi yapar iken iğnenin bittiği yerden kendimize doğru kumaştan şu şekilde bir tel alıyoruz arkadaşlar. Bir tel. Bakın. Bir tel. Fazla değil. Fazla dalar isek ip içeriden gözükür. İçeriden potluk olur. Hoş durmaz. Bir tel. Kumaştan bu sefer paydan. Yine çaprazına bir santim geriye. Altı tutmayacak şekilde. Bakın. Bu şekilde fazla çekme yapmayalım. Paçayı büzmesin, kumaşı büzmesin. Tekrar paydan sonra tekrar kumaşa. Bir veya iki tel. Yani bu hem ip şeyi bırakmayacak şekilde hem de içeriden gözükmeyecek şekilde. Paçayı bırakmayacak şekilde ve içeriden gözükmeyecek şekilde. Onu siz ayarlamasını yaparken ayarlamanız lazım. Yaparken ayarlamanız lazım. Ayarlamamızı yapıyoruz. Tekrar yine bir tel. Bakın. Batırıp devam ediyoruz. Şu şekilde. Bir payından tekrar yine kumaştan, paçadan bir santim şu şekilde gerisinden bir tel veya iki tel iğnemizi batırarak teğlememize devam ediyoruz. Bu şekilde şöyle bir görüntü olacak arkadaşlar. Bu oldukça basit bir yöntem arkadaşlar. Şimdi bu paçalarımıza biz eğer yapıştırma yapar isek o kavluyor, atıyor. Sağlıklı olmuyor. Yani bir yıkamada, iki yıkamada atıyor. Tekrar açılma yapıyor. Fakat bu ömürlük oluyor diyebilirim. İp kopmadığı sürece. Bu yöntem ömürlük oluyor arkadaşlar. TLM usulü. Bir santim gerisine. Şu şekilde. Burası dikiş kısmı. Burayı 2-3 defa gidelim arkadaşlar. Neden? Çünkü burası kalın bir yer. Şey açılma yapabilir. Dikiş açılma yapabilir. Ondan dolayı burayı biraz sağlamlaştırıyorum. Evet. Dikişime devam ediyorum. İğnemi ayarladıktan sonra tekrar yine bakın iğne ileriye doğru fakat dikiş geriye doğru. İğneyi karşı tarafa doğru batırıyorum.
Fakat kendime doğru ilerliyorum. Dikiş kendime doğru ilerliyor. Bu şekilde T'lememize devam ediyoruz. Tekrar bakın. Bir tel. İpimizi fazla çekmiyoruz çünkü büzdürme yapabilir. Ne az ne fazla. Aynı şekilde 1-1,5 santim gerisinden ala ala paçama devam ediyorum. Evet. Şimdi ben normalde seri üretimde yetiştiğim için bu dikiş işinde fazla tecrübeli değilim. Bunu terzide yetişenler, sipariş usulü terzide yetişenler daha güzel ve seri yaparlar. Fakat ben de kendi çabalarımla bunu öğrendim. Normalde ben makina işçisiyim. Makina ustasıyım. Fakat bu şekilde işler geldiği zaman insan yapmak zorunda kalıyor. Öğrenmek zorunda kalıyor bir şekilde. Yani ben de sonradan öğrendim bu usulü bu şekilde. İğne karşı tarafa doğru fakat ilerleme kendimize doğru. Kendimize doğru alıyoruz dikişi. Evet. Şu şekilde. Altı tutmayacak arkadaşlar şu payından alırken. Altı tutarsa şöyle o da olmaz. Onu da hissederek şu şekilde iğnenin ucunu batırıp şöyle hafif yukarıya kaldırıp şu şekilde bakın. Şöyle. Oradan iğnemizi geçirdik. Ve aynı şekilde paçadan aldık. Şu şekilde. Evet. Ve bitiş noktasına geldi arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde sağlamlaştırmamızı yapalım. Yine aynı şekilde dikiş düz kısma geçmeyecek şekilde buraya sağlamlaştırmamızı yapalım. Sağlamlaştırmamızı yaptıktan sonra düğümü atıyorum. Ve paçamı bitiriyorum arkadaşlar. Paçamız bitti. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Paçamız gayet düzgün bir şekilde oldu. Gördüğünüz gibi güzel bir görünüm elde ettik. Bu makine dikişi olmadan elde TLM usulü ile kumaş pantolon paçamızı yaptık arkadaşlar. Çalışmamızın sonuna geldik. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyor iseniz kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.